Hepinize selam arkadaşlar. Videoya hoş geldiniz. Bu arada ayrıntıyı gören var mı? Orada kara bir kuş vardı abi. Karga verecekler sanırım Royal Pass sezon 18'de. Sizin şu an biliyorsunuz Kartalı vardı. Sezon 18'de kara bir kuş mu geliyor acaba? Merakla bekliyoruz bakalım. Göreceğiz. Tam net bir bilgi değil. Bu arada bu videoda sizlere sezon 18 Royal Pass ödüllerini ve sezon 18 Rank ödüllerini göstereceğim. Onları birlikte yorumlayacağız. Acaba sezon 18'de Royal Pass almaya değer mi? Bunu tartışacağız. Bir tane DP28 var. DP28'i olmayan arkadaşlar için bir müjde. Çünkü ilk defa bedava olarak DP28 veriyorlar. Güzel bence. Pembe mor desenli. Üzerinde S18 logosu var. Sezon 18 Fatih çerçevesi klasik zaten. Bir tek S18 rakamını değiştirmişler. Şu kıyafette de hani şu maske ve set olayını bir türlü aşamadılar. Daha değişik bir şeyler verebilirler. Ne bileyim böyle çizgi film, çizgi karakter şeklinde bir şey verin. Royal Pass'ın fiyatında bir değişiklik yok. Yine 600 UC arkadaşlar. Hani PUBG Mobile'in belki tek sevdiğim yanı bu. Dünyada her şeye zam geliyor. Şu Royal Pass'a bir türlü zam gelmiyor. O yönden tebrik ediyorum. Şöyle değişik bir emojimiz var. Kuşumuz yine etrafımızda uçuyor. Bakın yere kondu. Lobimiz bu şekilde olacak arkadaşlar. Şöyle altından dudaklarını sıyırıyor. Paraşütümüz bu. Paraşüt bence güzel. Asa kasılır. Hani bu sezonki paraşütü pek sevmedim. As kademeye kasmadım ama sezon 18'de hatta Fatih'e bile kasabiliriz arkadaşlar. Güzel paraşüt. Bence almaya değer. Kasın alın. Sürümcü ağalara müjde. Yeni bir sürümcü dansı gelmiş arkadaşlar. Sürüm atacaklar bu dansı kullanabilirler. Bu da diğer emojimiz arkadaşlar. Ne anlatmaya çalışırdı tam anlamı. Seninki bu kadar mı falan mı diyorsun? Ne diyorsun ya? Bir de böyle el işareti falan yapıyor. Bu da bana çok anlamsız geldi. Siz anladıysanız arkadaşlar yorumlara yazın. Eline bakıyor falan, elini suratına sürmüyor. İlginç bir şeyler ya. Bu sezonun emojileri çok anlamsız arkadaşlar. Özellikle bu hani. Ne yapıyorsun abi? Boynunu yukarı falan kaldırıyorsun. Burada ne anlatmak istemiş? Şu harekete bakar mısın abi? Ne yapıyorsun? Kendi boynunu mu kırmaya çalışıyorsun? En büyük dileğimdir. Umarım önümüzdeki sezon bütün arkadaşlarım kendine Royal Pass alabilir. Alamayan arkadaşlarıma da elimden geldiğince yardım etmeye çalışacağız. Biliyorsunuz çekilişler falan yapıyoruz. Sezon 18'in üstünde bir 3 teması mevcut. Bu 3 arkadaşlar PUBG Mobile'in 3. yıl dönümüne özel. Onun için gerçekten bir sürü kıyafet, bir sürü silah skini, bir sürü desen, rengarenk şeyler getiriyorlar. En güzel kıyafet ve desenler bu yıl dönümü zamanlarında oluyor. Şöyle bir AUG desenimiz var, rengarenk. Hani bu zamana kadar getirilmiş bence en güzel AUG deseni. Benim çok hoşuma gitti. AUG'la beraber şöyle hoş bir SLR deseni de geliyor arkadaşlar. Yükseltmeli değil herhalde bu ama gayet hoş gözüküyor vallahi, şekil gözüküyor. Aynı AUG gibi bunda da leveller falan yazıyor sağda. Bunu da tam anlamış değilim. Ama bence Royal Pass'a getirelim. Şöyle bir başlığımız var, yeşil. Bu da Royal Pass 1 level ödülü olabilir. İkinci seviyesi bu şekilde. Yeşil hiç kask yok da oyunda. Bence fena olmamış aslında. Hani kullanılabilir yeşil kıyafetlerle. Üçüncü seviyesinin altında siyahlıklar, yanlarında beyazlar falan. Tam motosiklet kaskına benzetmişler ha. Çantamız bu şekilde. Futbolcu çantasına benziyor abi. Yeşil meşil. Böyle pazarda çatılan dandik 30 lira 40 liralık çantalara benziyor abi. Çanta olmamış ya. Kusura bakmayın da çanta olmamış. Hani çantaya puanım 10 üzerinden 4 kanka. Çanta yok yani. Biraz daha şık bir şeyler yapın ya çantaya. Kıyafetle DP28 nasıl duruyor diye merak eden arkadaşlar varsa bu şekilde. Bunlar altın kademe ve elmas kademe ödülleri. Bu seti bence Royal Pass'ta verir mi? Verir ama şey çok benzemiş bu ya. Bir ara rengarenk bir set gelmişti ya. Aynısının üstüne bir tek ceket giydirip giydirmişler yani. Gaz siyahı da varmış. Siyahı daha hoş duruyor aslında. Siyahını alabiliriz. Ama Epiköy'e olduğu için sandığa falan getirecekler herhalde. Ya da Royal Pass 100 level ödülü olabilir mi acaba? Bu kesin Royal Pass kıyafeti. Bu da rengarenk bir şey. Arkasındaki Japon harf güzel olmuş. Yeşil. Abi çok renkli ya bu sezon ya. Baksana çoraplar, moraplar, siyah, kırmızı, pembe. Dikkat çekmek isteyenler için birebir bir sezon. Bu da yine pembiş bir set. Az öncekinin üzerine ceket, pembe ceket giydirmişsiniz bir tek. Ne anladım ben bundan? Bir de kırmızı yapmışlar bunu. Şöyle bir avatarımız var arkadaşlar. Sakallı abi. Belki sakal tekrar gelir. O bu kıyafet RP 100 kıyafeti olabilir mi? String Assemble Set demişler.
Çok gösterişli duruyor. Öyle Robocop'a falan benziyor. Gözlükler mözlükler. Bence RP 100 kıyafeti bu arkadaşlar. Bayağı gösterişli, endamlı duruyor. Geldik zurnanın gerçekten zırt dediği yere. Maskara. Abi bu maalesef parolu olacak. Abi çok hoş ya. Arkasındaki dile baksana. Skarar getirecekler arkadaşlar. Büyük ihtimalle çarka gelir bu. Ama bu kıyafete de destansı demişler. Ben anlamadım. Çarka iki tane destansı oya nasıl koyacaklar? En çok hoşuma giden bu. Maskara kıyafetini level atlatmışlar gerçekten. Zaten 1 Nisan'a da yaklaşıyoruz. 1 Nisan'a doğru gelebilir arkadaşlar bu kıyafet. Ama tabi bayağı bir UC isteyecektir. Harley Quinn'e çok benzedi gerçekten. Kız daha hoş duruyor. Şu ikili saçı çok istiyordunuz ya. İkili saç burada geliyor işte. Oradan alabilirsiniz. Scarlet'imiz de bu şekilde. Maskara Scarlet. Maskara M416 maalesef gelmeyecek arkadaşlar. Bir de yanında ayrıyetten M762 getiriyorlar. Bunu da çoğu arkadaş bekliyor zaten. M762 de harika. M762 sandığında da şöyle bir maskara kıyafeti veriyorlar. Bu da kız maskara kıyafeti. Bu da efsane duruyor arkadaşlar. Bu da alınabilir. Bu da M762 ile beraber gelecek. Özellikle kafalığına bittim ya. Şuna bak abi ya. Korku filmi gibi ya. Yani gerçekten hoş. Tava mava baksanıza. Motor motor falan çok hoş. M762 kesin alacağım. M762 ne zamandır bekliyordum. Midilliye basmadığım için pişmanım. Motor da çok şık. Biliyorsunuz maskaranın motoru 3 sepetliydi. Bunda ikili motor getiriyorlar. Bu tavayı da kullanırım. Tava da mükemmel. Hani basılır. Bu gelecek premium sandık herhalde. Sonraki gelecek premium sandığımız. Bu da herhalde bir sandık çeşidi arkadaşlar. Destansı mestansı. Bu kıyafet pek hoşuma gitmedi. Bu da pembiş bir kıyafet. 3. yıl dönümüne özel yine rengarenk yapmışlar. Bu sete destansı mı yapmışsınız ya? Yani sezon 5 şey kıyafeti gibi, altın ödüllü gibi yani. Bunu destansı yaparken utanmadınız mı? Şöyle bir bahar kızı şeyi var. Bahar geliyor ya arkadaşlar. Bu da gacılara özel Uaz ya. Yapmayın ya. Bu hiç olmamış abi. Gelin arabası gibi Uaz yapmışlar. İstemem çantada. Bu sezon kızlara özel çok şey var. Bu eğlence parkı etkinliği herhalde. Böyle iki eline balta yıldızlı bir şey almış falan böyle puan topluyorsunuz. Üçüncü yıl dönümüne özel Luna Park'ı da değiştirmişler arkadaşlar. Eğlence Parkı'nda değiştirmişler. Baksanıza ışıklar mışıklar her yerde 3 yazıyor zaten. Güzel de olmuş bence. Bir sürü yeni etkinlik var etraflara. Droplar, muroplar, saraylar, maraylar. Oyunun arayüzünü değiştirmişler. Bayağı bir güncelleme gelecek. Telefonunuzun yerini şimdiden ayırın arkadaşlar. Yeni etkinliğimiz böyle palanço mekanları olacak etrafta. Oralara atlayıp laço tekneleri var. De açıyorsunuz, oyun oynuyorsunuz. Yine bir sezon böyle Atari oyunları falan getirmişlerdi. Ona benziyor. Eğlence Parkı'nın arayüzünü gördüğünüz gibi tamamen değiştirmişler. Etrafta her yerde 3-3 yazılı kutular falan var. Bunların hepsi sanırım etkinlik arkadaşlar. Girip bir şeyler toplayabiliyorsunuz. Pasta masta var kocaman şurada. Burada şarkı açıyorsun. Tepesine falan da bunun üstüne çıkıp maymunluk yapabilirsiniz. Uzaktan görünümü böyle. Müzik seti yapmışlar. Baksanıza bayağı güzel bir çalışma olmuş hani. Mühendislik harika, başarılı. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Şu an için elime geçen bilgiler bunlar. Umarım biraz olsun merakınızı giderebilmişimdir. Buraya kadar dinleyen, izleyen herkese çok teşekkürler. Herkesin 18. sezonda Royal Pass sahibi olması dileğiyle hoşça kalın.